17 Kasım 1961'i gösterdiğinde genç bir Amerikalı, o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Yenigeni'de birdenbire ortadan kaybolmuştu. Ciddi bir soruşturmanın ardından yetkililer, Arafura denizindeki Agat kasabasının birkaç kilometre açıklarında teknesinin alabora olması sonucunda boğulduğuna karar vermişlerdi. Ama şimdi sıkı durun. Çünkü iki önemli ayrıntı bu yaşanmış öyküyü heyecan verici ve gizemli bir olaya dönüştürüyor. Birincisi, bu kaybolan adam Michael Clark Rockefeller'dı. Geleceğin başkan yardımcısının oğluydu ve gelmiş geçmiş en zengin ailelerden birinin torunuydu. İkincisi ise resmi raporun aksine Michael Rockefeller 1961 yılın sonunda boğularak ölmemişti. Michael doğuştan şanslı biriydi, tahmin edeceğiniz gibi. New York'ta lüks ve bolluk dünyası içerisindeydi. Böylesine çok zengin bir ailenin torunu olmasından kaynaklı gayet normal bir durum elbette. Michael Rockefeller'ın ailesi de güçlü soyları adına tabii ki akademik yükselişinde desteklemişti. Ancak Michael sadece şımarık bir zengin çocuğu değildi. Parası kadar gayet büyük bir beyne, zeki bir beyne de sahipti. Dünya ayaklarının altındayken ve Rockefeller mirasını koruyacakken kaderi zaten çoktan çizilmiş görünüyordu. Ama Michael bu yaşantının dışında da bir maceraya atılmak istiyordu. Rockefeller ailesi her zaman güzel sanatların ve sanatın destekleyicisi olmuşlardı. Michael'ın büyük annesi New York'taki ünlü Modern Büyük Sanatlar Müzesi'nin korucusuydu. Ve babası Nelson, o zamanlar ilkel sanat olarak adlandırılan, dünyanın dört bir yanında yerli halklar tarafından işlenmiş olan, batı dışında yapılmış olan özel sanat eserlerine çok fazla ilgi duyuyordu. Babasının bu özel koleksiyonuna katkıda bulunmak ve aradığı macerayı yakalayabilmek için 1961 yılında Michael, o zamanlar batı dünyasının neredeyse hiç tanımadığı bir etnik grup olan Asmatların yaşamış olduğu Hollanda Yenigine'sine cesurca bir sanat eseri toplamak için yola çıkmıştı. Michael bu bölgeye geldiğinde ise tekstil ürünleri, metaller veya herhangi bir materyal yoktu. Hatta bu ilkel kabile daha tekerleği bile icat etmemişlerdi. Ama teknolojiden pek anlamasalar da sanat ve zanaat ustasıydılar. Bugün bile asmat, oyma zanaatları koleksiyoncular tarafından oldukça rağbet görmektedir. Asmatlar, odun yontmadıkları veya zanaat işleriyle uğraşmadıkları zamanda her kabilede olduğu gibi birbirleriyle savaş halindeydiler. Ya da en sevdikleri eğlencelerden biri olan kelle avcılığı ve yamyamlık gibi işlerle uğraşıyorlardı. Asmatlar dünyanın bilinen en yamyam kabilesi olarak sayılırlar ve beyaz insanı da ilahi olarak görürlerdi. Tamamen modern dünyaya kapalı bir kabileydiler ve bildiğimiz taş devrinin çağını yaşıyorlardı ama en iyi ahşap oymacılığı da onlara aitti. Avladıkları insanların kafataslarının beyinlerini çıkarırlar ve onları bir güzel süslerlerdi. Aynı zamanda bu kafataslarını da taparlardı. Ve bir insanı öldürüp yediklerinde o öldürdükleri kişinin de güçlerini aldıklarına inanırlardı. Yani aslında anlayacağınız son derece tehlikeli ve ne yapacakları belli olmayacak bir kabileydi. Michael'ın bu zamanlardan kalma günlük kayıtları içine düştüğü bu yeni garip dünya tarafından büyülenmiş olduğunu ortaya koyuyordu. Yani Michael bu olaydan çok fazla etkilenmişti. Asmatların arasında yaşadı, onların yaşam tarzlarını inceledi ve babasının müzesi içinde çok fazla sanat eseri üretti. Michael bir antropolog ve iki yerel rehberiyle birlikte seyahat ederken, kıyıdan yaklaşık 3 kilometreden fazla bir açıktayken dalga teknelerini alabora etmişti. Teknelerinde hiçbir iletişim ekipmanı olmadığından dolayı rehberler yardım çağırmak için kıyıya yüzmeye çalışırken Mike ve antropolog teknede kalmayı tercih etmişlerdi. Ancak tekne kıyıdan giderek uzaklaşıyordu ve 24 saat boyunca hiçbir yardım alamadıklarından dolayı Michael artık sabredememeye başladı. Rehberler onları açıkça terk etmiş görünüyordu ve her geçen saniye güvenli bir yere doğru yüzmek için aralarındaki kıyıyla olan mesafeler açılıyordu. Beline birkaç bidon bağladı ve kıyıya doğru yola çıkmaya başladı Michael. İşte o zamandan beri amatörleri ve dedektifleri büyüleyen soru artık çok basitti. Michael Rockefeller'a ne oldu? Papualı rehberler söz verdikleri gibi aslında yardım istemişlerdi. Ama kıyıya yüzdükten bir süre sonra ormanda ilerlemek zorunda kalmışlar, çamura batmışlar ve dolayısıyla yardım getirme konusunda bayağı gecikmişlerdi. Michael Rockefeller'ın kaybolduğu haberi Amerika'daki Rockefeller'a ulaştıklarında ellerinde bulunan bol miktarda siyasi ve ekonomik kozları da kullanarak Güney Pasifik tarihinin en büyük insan kurtarma operasyonunu başlatmışlardı. Possibly one of two there in the steaming jungle. But Michael disappeared and the grim search began. Binlerce yerel halk ve çok sayıda gemi, helikopter ve gözcü uçakları bu arama kurtarma işine katılmışlardı. Bu muazzam çabaya rağmen
Michael'ın izine hiçbir şekilde rastlanılmamıştı. Sonuçsuz geçen 10 günün ardından sonra Rockefeller ailesi evlerine dönmüşlerdi. Araştırmalar yaklaşık 2 hafta sonra resmi olarak sonlandırılmıştı. Michael'ın 1964 yılında boğularak öldüğü ilan edildi. Kaybolduğundan beri olayların resmi versiyonuyla ilgili bayağı bir şüpheler var. Michael gemiyi terk ettiği sırada kıyıdan yaklaşık 10 ila 14 mil arasında bir uzaklıkta oldukları söyleniyordu. Bu kıyıya ulaşmak için çok uzun bir yüzüştür ama asla imkansız bir şey de değildir. Michael'ın normal görünüşü sizi yanıltmasın. Üniversitede bir güreşçi, aynı zamanda bir asker gibi eğitimli ve güçlüydü. Hatta son derecede çok iyi bir yüzücüydü. Yanında her zaman ilkel yüzdürme yardımcıları vardı. Arama çalışmalarının büyüklüğüne rağmen Michael'ın cesedine hiçbir zaman ulaşılamaması çok ilginçtir. Bölgede köpek balığı saldırıları neredeyse hiç görünmüyordu. Eğer görülseydi Michael'dan birkaç parça yüzeye çıkardı. Michael'ın kaybolmasından yıllar sonra birkaç kişi aynı mesafeyi kıyıya doğru yüzmeye çalıştı ve hepsi de bu konuda başarılı olmuştu. Yani kıyıya yüzme konusu da aslında gayet büyük bir olasılıktı. Bu sebepten dolayı da birçok kişi onun hala oralarda bir yerde olduğuna dair ikna olmuştu. Bunların arasında Argos adlı bir macera dergisinin ünlü editörü, 1968 yılına gelindiğinde Michael'la ilgili yeni bilgilere sahip olduğunu iddia eden Avustralyalı bir kaçakçı tarafından ziyaret edilmişti. 1968 yılıydı ve Michael kaybolalı daha 7 yıl olmuştu. Ve yine de 10 hafta önce Yeni Gine'nin doğu kıyısındaki uzak bir adayı ziyaret ettiği sırada, kaçakçı olan bu kişi kayıp Rockefeller ailesinin üyesini kendi gözleriyle gördüğünü itiraf etmişti. Hem Hollandalı ve hem de yerli halklarla görüşen McLean, Michael'ın ölümüne yol açan olayları yavaş yavaş bir araya getirmişti. 1957 yılında Michael Yeni Gine'ye gelmeden yaklaşık 4 yıl önce iki rakip Asmat köyü arasında çıkan bir savaşta bir günde yaklaşık 100'den fazla kişi ölmüştü. Hollandalı sömürgeciler bu olaya çok öfkeliydi. Çünkü Hollandalılar yerleri medenileşme görevindeydiler ve dolayısıyla böyle kavgalar, böyle savaşlar sonucunda yüzlerce yerlinin ölmesini ve böyle şeylerin yaşanmasını istemiyorlardı. Bu sebepten dolayı da Hollandalılar silahlı bir devreyi bu bölgeye yollamışlardı. Ve orada çıkan bir çatışma sonucunda Osranep köyünden 5 savaşçı Hollandalı bu devriyelerin açmış olduğu ateş sonucunda ölmüşlerdi. Asmat kültürüne göre göze göz, dişe diş anlayışı çok önemliydi. Yani rakip köyden birileri sizi öldürdüyse siz de onlardan birilerini öldürmek zorundaydınız. Kan davası gibi. Bu kinle ilgili bir şey değildi aslında. Bu tamamen kendi kültürlerinin bir parçasıydı. Bu yüzden Australia'da ölen 5 savaşçının intikamı alınması gerekiyordu. Ancak yerlilerin Hollandalılara karşı bir misilleme yapması imkansızdı. Yorgun ve çaresiz Michael, Australia köyü yakınlarında kıyıya vurduğunda Asmatlar ölen kardeşlerinin intikamını almak için aslında bir fırsat yakalamış olabilirlerdi. Michael muhtemelen farkında bile olmadığı suçların intikamı olarak öldürülmüştü. Kesildi, hatta yenildi. Derginin editörü McLean, Yeni Gine'de geçirdiği 4 ayın ardından Michael Rockefeller'ın yamyamlar tarafından öldürüldüğüne dair çok şey duymuş ve ikna edici şeylere şahit olduğunu söylüyordu. İkna edici bir vaka sunmuş da aslında ama bir şey eksikti. O da sağlam kanıtlardı. Ve yıllar geçtikçe de bu olay insanlar tarafından yavaş yavaş unutulmaya başlamıştı. Ancak bu dava yazar Hoffman'ın Michael'ın kaybolmasıyla ilgili araştırmalarından sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Michael gibi Hoffman da ipucu aramak için Yeni Gine'ye tekrar gitti. Editör McLean'den farklı olarak Hoffman bölgedeki Hollanda sömürge arşivlerini ziyaret etti. Burada çok fazla belge bularak bazı Hollandalı yetkililerin Michael'ın Osrarepli kelle avcılar tarafından öldüğüne dair şüpheler ortaya çıkarmıştı. En önemlisi de Hollandalıların gerçeği kasıtlı olarak gizlediğini keşfetti. Michael'ın kayboluşu Yeni Gine tarihinin çalkantılı bir dönemine denk gelmişti aslında. Hollandalılar Yeni Gine'nin kontrolünü Endonezya'ya bırakma sürecindeydiler ve yerleri medenileştirerek ne kadar iyi bir iş çıkardıklarını da dünyaya göstermeye çalışıyorlardı. Yamyamların dünyanın en güçlü ailesinden biri olan Michael'ın Afrika'da bir kabilenin akşam yemeğine meze olması gerçeğinin ortaya çıkması Rockefeller ailesi adına halkla ilişkiler felaketi olarak sayılabilirdi. Bu yüzden Rockefeller ailesi tüm hükümetlerin yaptığını yaptı ve oğullarının yamyamlar tarafından yenilebileceği ihtimalini gizledi. Gerçek şu ki aile dışında kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Kamuoyu önünde her zaman Michael'ın boğulduğuna dair resmi bir açıklamaya bağlı kaldılar. 70'lerin sonunda Asmat kabilesini ziyaret etmeleri için özel bir dedektif tuttuklarına dair söylentiler de vardı. İddiaya göre de dedektif orada bulunduğu sırada bir tekne motorunu beyaz bir insana ait olan bir kafatası karşılığında değiş tokuş etmişti. Yine de bu
kesin bir sonuç olmuyor çünkü kimse Michael'ın cinayetine tanık olmadı ve kanıtlarını da asla da bulunamadı. Bildiğimizi düşündüğümüz her şey 60 yıllarda Hollanda arşivlerinden ya da Carl Hoffman'a, yani bu dedektife yapılan itiraflardan geliyor. Asmatlar tarafından yapılan itiraflar sonucu. Asmatların Batılılara karşı daha üstün görülmek için cinayeti üstlendiği de bir ihtimal doğrusu. Ancak burada bir ikinci bir olasılık daha var. Asmatlar bu yalanı daha dikkat çekici bir hikaye yuvarlamak için de değiştirmiş olabilirler. Daha önce bahsettiğimiz editör Amerika'ya Yeni Gine'den yüzlerce elinde belge ve seyahatle ilgili notlarla birlikte geri dönmüştü. Ve bunların yanında bazı özel video kayıtları da vardı. Kayıtlar arasında asmatlar arasında gizlenmiş ve görünüşe göre bir adet çıplak bir beyaz adam görünüyordu. Ciddi bir analiz için aslında fazla belirsizdi. Yani görüntü kalitesi kötüydü. Ama kabul etmek gerekir ki bu bahsedilen beyaz adam Michael ve Rockefeller'ın daha yaşlanmış haline benzer bir görüntüye sahip görünüyordu. Oğlunun kaybolmasından sonra Nelson Rockefeller bir televizyon röportajında Michael'ın Yeni Gine'ye yapmış olduğu bu keşif gezileri sırasında hayatının en mutlu olduğu dönemine dair olduğunu itiraf etmişti. Kim bilir, belki yeniden yakın zamanda yeni kanıtlar ortaya çıkar ve bu olay eninde sonunda net bir gerçekliğe kavuşur. Videomuza devam etmeden önce bu ve benzeri araştırmalarınızın devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.